Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan canlı kameraları izlemek ister misiniz? Ya da herhangi bir ülkenin herhangi bir yılına ait o anki radyoda ne çaldığını dinlemek ister miydiniz? Bulunduğunuz şehirden kazmaya başlasanız dünyanın hangi noktasında geri çıkacağınızı merak ediyor musunuz? Telefonunuza gelen bildirimlerin hepsini anında bilgisayarınızdan görmek istiyor musunuz? Ve daha niceleri. Sizlere bugün tam 10 adet işinize yarayabilecek çok güzel bir siteler göstereceğim. Özellikle pandemi döneminde evde kaldığımız bu günlerde zamanınızı bu şekilde harcayarak verimli vakit geçirebileceksiniz. Hiç uzatmadan hemen videoya geçiyoruz. İlk sitemiz Skyline Webcams. Bu sitede istediğiniz bir şehrin o anki canlı yayınında görüntülerini izleyebiliyorsunuz. Bakın siteye girdiniz. Şu anda öne çıkarılanlarda da bir site şehir var ya da ülke. Siz aşağıya inerek ya da arama kutucuğu var mı diye bakıyorum. Şu an göremedim. Buradan canlı kameraları seçebiliyorsunuz. Mesela şu an herhangi bir ülkeye gidelim. Brezilya'ya tıkladım. Şu an Brezilya'daki bölgeleri gösteriyor. Yaklaşık 3-6 tane bana bölge sunuyor. Bir tanesine tıkladım ve oynatma tuşuna bastım. Şu an 92 kişi aynı anda benimle birlikte bu görüntüyü seyrediyor. Görmüş olduğunuz gibi canlı bir görüntü. Hemen ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz radyo. Ama 5 tane o var. Bu radyoda dünyanın herhangi bir yerine, herhangi bir yılındaki o anda radyoda çalan şarkıyı dinleyebiliyorsunuz. Girdiğinizde şöyle hemen geçiyorum ve bakın görmüş olduğunuz gibi harita geldi. Hemen şunu duraklatıyorum telif olayına girmemek için. Şu anda herhangi bir ülkeyi seçelim. Mesela Rusya'yı seçtim ve buradan yıl seçiyorum. Yıl mesela 1990. Rusya'sında o an radyoda çalan şarkı bu şekilde. Hemen 3. sitemiz geçelim. Antipodes Map. Bu sitede de herhangi bir yerden kazmaya başlarsanız dünyanın diğer hangi ucundan çıkacağınızı size gösteriyor. Şu an sizinle birlikte biraz inceleyeceğim. Daha önce çok fazla vaktim olmadı bakmaya. Şu anda buraya bulunduğumuz konumu yazalım ya da herhangi bir merak ettiğimiz yeri yazalım. İstanbul yazıp arattırıyorum. Şu an eğer İstanbul'dan Fatih bölgesinden kazmaya başlarsak nereden çıkıyoruz? Şu an bilmiyorum. Bir çevreye bakacağım hemen. Şu anda oradan kazmaya başlarsak deniz yüzeyine, su yüzeyine çıkmamız gösteriyor. Başka bir yer yazalım. Bakalım nereden çıkacağız. Evet, Ankara'dan da kazarsak çevremiz sadece su oluyor. Büyük ihtimalle Türkiye'den nereden kazarsanız kazın dünyanın bir diğer deniz bulunan ucundan çıkıyorsunuz diye düşünüyorum. Hemen başka bir yer yazalım. Hakkari'den kazmaya başlarsak ne olacak? Evet, büyük olasılıkla okyanus, yani tam oraya denk geliyor, anlamadım ama 3. sitemiz de böyleydi. 4. sitemiz Super Cook. Bu siteyi daha önce de belirli yerlerde görmüş olabilirsiniz çünkü adından oldukça söz ettirmeye başladı bir dönem. Özellikle karantinada olduğumuz dönemde insanlar yemek yapmaya başladığı için bu siteyi çok kullanan fazla kişi olduğunu düşünüyorum. Adından da anlayacağınız üzere elinizde bulunan imkanlarla, malzemelerle yapabileceğiniz size alternatif yemekleri gösteriyor. Şimdi hemen bir deneyelim. Bakın burada arama terimi var, geçerli diller var. Türkçe yapalım. Burayı da Türkçe yapalım. İşte buradan puan değerlendirmesini seçebiliyorsunuz. Tarifleri sizlere sunuyor. Daha sonra mezeler, vejeteryan, soslar, yemek tariflerini olabildiğince sizlere sunuyor. Bu bahsettiğim site olmayabilir. Tam şu anda emin olamadım. Ama tarif ve yemek üzerine bir site. Hemen geçiyoruz 4-5. sitemiz. Baltic Live Cam. Burada da arkadaşlar tekrardan yine birinci gösterdiğim site gibi canlı yayın izlemenizi sağlıyor. Hemen bakalım bir tane yere. Bunlar yeni eklenmiş şu an. Şöyle bir tanesine tıklıyorum. O anki oradaki hava durumunu da gösteriyor. Şu anda burada bir arıza oldu. Başka bir yere tıklayalım. Şu an Ukrayna. Ukrayna'daki hava durumu. Ve buradan aşağıda bakın ülkeyi de seçebiliyorsunuz. Türkiye var mı? Bakayım hemen. Türkiye'de var. Türkiye'de nereler var? Hemen ona bakalım. Denizli var. Mevlana Müzesi var. Sivas var. İçmeler, Tokat.
Bir tane İstanbul'a bakalım. Şu anda bu da bir hata verdi gibi duruyor. Hemen Emirgan Parkı'na bakalım. Evet, şu anda Emirgan'ı canlı bir şekilde izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen geçelim 6. sitemize. 6. sitemiz Paşballıt. Tam nasıl okunduğuna emin olamadım ama bu şekilde yazılıyor. Ekranda da görüyorsunuz. Hemen tıklıyorum. Burada da arkadaşlar telefonunuza gelen mailleri, bildirimleri anlık olarak masaüstünüzde, bilgisayarınızda görmenizi sağlıyor bu site. Zaten bunun benzerleri de çok fazla var. Artık çok kullanışlı bir hale gelmeye başladı. O yüzden de bunun üzerinde çok fazla durmuyorum. Hemen 2, 4, 6, 7, 8. sitemiz. 8. sitemiz araba severler için oldukça güzel bir site ve kullanışlı bir site. Otodata.net. Buna tıklayarak arkadaşlar arabanızın, sahip olduğunuz arabanızın ya da sahip olacağınız, merak ettiğiniz arabanın tüm detay özelliklerini bu sitede bulabiliyorsunuz. Hemen bir tane de göstereyim. Opel'e bastım. Daha sonra modelimizi seçiyorum. Tıklıyorum. Buradan yılını da seçiyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi genel bilgiden motoruna kadar arkadaşlar hacim ve ağırlık, şanzıman, fren, süspansiyon, bütün arabanın incinin cincinini derler yani detayına kadar, en ince detayına kadar bu sitede bulabiliyorsunuz. Hemen bir diğer sitemize basıyorum. Enhance CV ya da işte Enhance CV diye yazılıyor arkadaşlar. Bu sitede adından anlaşılacağı üzere CV oluşturma sitesi. Burada görmüş olduğunuz gibi bakın çok ücretsiz bir şekilde CV'nizi kolay bir şekilde bu siteden oluşturabiliyorsunuz. Bunun üzerinde de çok fazla durmuyorum ve geçiyorum 9. sitemize. Bu siteyi okuyamıyorum. Metrocost Global falan fistan. Bu sitede neye yarıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hangi yerden hangi yere ne kadar göç aldığını gösteriyor bu site. Birlikte hemen bakalım. Şu anda bir dünya haritası önümüzde. Bakın. Rusya'dan Kazakistan'a. Şöyle üzerine geldiğinizde 118 bin kişi göç etmiş. Yalnız burada hangi tarihlerde göç edildi onunla ilgili pek bir bilgi bulamadım şu an için. Belki bir yerinde vardır ya da ben şu an bulamamışımdır. Bakın. Şöyle mesela bir yere tıkladığınız zaman Finlandiya'ya tıkladım. Bakın burada mesela Danimarka'nın ya da Norveç'in şurası nereye bağlı bilmiyorum. İsveç'e de bağlı olabilir. Buradan bakın Polonya'dan, Belarus'tan, Ukrayna'dan, Romanya'dan Finlandiya'ya bir göç olduğunu görüyorsunuz. Daha sonra Finlandiya'dan da bakın nereye gidiyorlar? Finlandiya'dan da Rusya'nın sağ tarafında kalan bir bölgeye doğru göç eğilimi olduğunu görüyorsunuz. Burada bakalım başka işimize yarayacak bir şeyler var mı? Çin'i görüyorsunuz, Japonya. Buradan bakın. Az önce seçtiğimiz ülkeye alınan bütün göçleri oradan gösteriyor. Nerelerden göç varsa. Mesela Kenya'ya göç etmişler mi? Biraz karışık oralar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu sitede böyleydi. 10. sitemiz Yutcam. YouTube'un kısaltmasını yapmışlar. Direkt eğer bunun noktasını koyup arattırırsanız direkt zaten siteye gidiyor. Ben size göstermek için noktasız arattırdım. Burada da adından da anlaşılacağı üzere YouTube'daki videonuzu sese dönüştürüyorsunuz ya da videoyu kırpıp kırpmadan da indirebiliyorsunuz. Tabi bunun da birçok alternatif sitesi mevcut ama bu güvenilir ve tamamen ücretsiz bir şekilde YouTube videolarını indirebiliyorsunuz. Ses dosyasına dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, bugün sizlere tam 10 adet işinize yarayabilecek ücretsiz siteleri gösterdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.